bütün yatırımcılar fonlara sadece ve sadece getirileri bazında bakıyorlar. Yok i̇yi getiren fon her zaman için yatırımcı gözünde iyi. Teknik analize ne zaman bakmalıyız? Veya sırf teknik analize, temel analize bakmadan, sırf teknik analize bakarak para kazanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama yanılmasın izleyenler, sırf temel analize bakarak da para kazanmaz. Dünyada havadan para kazanılan, patronun yok, nerede olursan ol, istediğin zaman laptopu kapat çek, bundan daha güzel bir iş yok. Yeter ki bunu doğru yap. Bütün yaptıkları şey ne zaman nerede girmek. Şimdi buradaki anahtar kelime girmek. Girmekle başına bela açtığın nokta. Kimse nasıl çıkacağını planlamıyor orada. İster zararla, ister karla, ister yarı yolda. Ve çıkınca tekrar geri ne yapacağını. Bunların hiçbir tanesi planı yok. Fonları derecelendirmesini biz ilk defa biz başlattık Türkiye'de saha olarak. Fonların aslında şöyle bir makus bir talihi var. Bütün yatırımcılar fonlara sadece ve sadece getirileri bazında bakıyorlar. Yok i̇yi getiren fon her zaman için yatırımcı gözünde iyi. Ama tabii fonların performansı hem iç tüzükleri itibariyle neler içerdiği, ne tip fon olduğuyla alakalı ve o tipin de o günkü konjonktürle alakalı. Mesela hisse senedi piyasasının iyi gittiği zamanlarda hisse fonlar iyi getiri verecektir. Kötü gittiği zamanlarda belki de sabit getirili kıymetlere yatırım yapan fonlar iyi verecektir. Biz fonları sadece getirileri bazında değil, aynı zamanda bu dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi Morningstar'dır. Bütün dünyada standardı bunlar oluşturmuştur. Fonların riske ayarlı getirisini ölçüyoruz. Yani bizim nezdimizde bir ay %30 yukarılarda, öbür ay %30 aşağılarda olan bir fon riskli bir fondur. Ben de isterim her ay %30 getirsin ama o getiriler ne kadar yükselirse risk de aynı bazda oranda yükseliyor. Biz bunu en iyi optimum dengeyi bulan bir metodoloji kullanıyoruz. Yani hem risk açısından hem getiri açısından yatırımcıyı memnun edecek. Tabii ki bu yatırımcı profili farklı. Yani risk iştahı herkes farklı. Tamam. Bu senin yapmış olduğun analizleri internette takip bir şansımız olmuyor değil mi? Evet. Sahada bütün Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren bütün yatırım fonlarını ve bütün bireysel emeklilik fonların aylık ratinglerini saha.com'da görebilir her. Saharating.com. Şey var mı? Uygulaması var mı iPhone'da? Hayır yok. Yok. Siteden. Bu TEFAŞ diye bir şey var. Bu TEFAŞ gibi bir şey. TEFAŞ. Şu anda kamu olarak bütün fonların orada herkesin görebileceği ve TEFAŞ kendisi de bir değerlendirme yapıyor. Bizim ratinglerimiz de TEFAŞ'ta var. Anladım. Görebilirler. Süper. Şimdi zaman kısıtlı. Sen bana az bir hedef verdin. Şöyle bir soruyla girsem. Ya kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bildim belki beraber seninle yan yana da çalıştık. ne öğrendin? Ya borsalardan ne öğrendin? İlk bir finansal pozisyona girdiğimde 20 yaşındaydım. Şimdi 38 yaşında olduğuma göre 18 yıl oldu. 42 yıl oldu Taner'cim. 42 yıl. Peki ne öğrendin? Yani bugün hani ben senin oğlum olsam, yani çok sevdiğim biri olsam ne derdin? Yani borsaya gir, ne yap ne yapma derdin? Şahane bir soru sordun. Bravo. Yani keşke herkes böyle bir soru sorsaydı. Ya bir kere böyle çiçeği burnunda yeni üniversiteden çıkmış bir oğlum. Ben babacığım ben gelip Bitcoin alacağım falan dese bir ilk yapacağım iş ilk önce bir dayak basmak olurdu. Ondan sonra aslında söylenecek şey çok çok basit. Yani senin oğlun için de ben benim oğlum için de hepimiz oğullarımız, çocuklarımız, kızlarımız için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Eğer bir kişi etrafına bakıp da etrafındaki başarılı insanların hangi prensipleri kullanarak, ne gibi eforlar sağlayarak ve nasıl kişisel kontroller devreye sokarak başarılı olduklarını görürlerse burada da aynı formülün geçerli olduğunu görürler. Yatırım dünyasında maalesef şöyle bir dezavantaj var.
Şimdi mesela senin, ben biliyorum, satış kitapların var. Satıcı olmak bir beceridir, bir tecrübedir, öğrenme gerekir. Yani hiç kimse bu akşam yattı, sabahleyin kalkıp yarın iyi bir satıcı olamaz. Aynı şekilde hiçbir kimse yarın kalkıp iyi bir doktor olamaz, iyi bir tenisçi olamaz. Ama maalesef bu yatırım dediğimiz şey icra etmesi o kadar kolay bir şey ki, hepimiz bu akşam yatıp yarın sabah kalktığımızda patla bir emir verip ereğiyle al yatırımcı oluyoruz. Bu da bu işe hepimizin yapabileceği yanılgısını yaratıyor. Başka mesleklerde, yani ben çocuğuma bunu anlatırdım. Başka mesleklerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa, ne gerekiyor? Tecrübe gerekiyor, donanım gerekiyor, beceri seti gerekiyor, efor gerekiyor, zaman gerekiyor ve senin o işi iyi yapacağına inancın ve ona verdiğin kıymet ve özveri, bütün bunların hepsi gerekiyor ki o işte iyi olasın. Öyle değil mi? Yani biz maalesef düğmeye basıp da ereğiyle alabildiğimiz için, yani bu işi nasıl dişini çekemiyorum ben kimsenin dişçi olmadığım için, ama hiçbir becerim, hiçbir deneyimim olmamasına rağmen ereğiyle alabildiğim için bu işi yapabileceğimiz yanılgısını düşünüyoruz. Evet. Çok güzel. Buradan şeye gelip senin uzmanı teknik analist. Esasında ben de zamanında borsada 4 sene çalışmıştım. Ya teknik analist bambaşka bir dünya. Bu teknik analizle, yani teknik analizle ne zaman bakmalıyız veya sırf teknik analizle, temel analize bakmadan, sırf teknik analize bakarak para kazanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama yanılmasın izleyenler, sırf temel analize bakarak da para kazanamazsın. Şimdi burada şu ayrımı yapmak lazım bir kere bir yatırımcı açısından. Ben yine çocuğumun neresinden döveyim diye başladım da cevaplar otomatik olarak çıkıyor burada. Nasıl giriyorsun piyasaya? Çeşitli şekillerde girebiliriz. Ben mesela alıp satmak için girebilirim. Ben 5 senelik ereyle alıyorum, teveccühünü toplamak için giriyorum dersin. Bu hepimizin farkı. Veya başka bir yatırımcı, ya ben bunların hiçbir tanesi yapmayayım, ben birikimciyim, ben gidip BES alacağım, onun içinde hisse fonlar var, ben onunla oturuyorum diye. Bu her farklı risk iştahı veya yatırım tarzı için senin sorunun cevabı farklı. Ama hem teknik hem temel analizin yatırımcı gözünde şöyle bir yanlış bir misyonu var. Her iki analizde yatırımcının gözünde o analiz iyi yapıldığında yarın o hisse senedinin veya o finansal enstrümanın nereye gideceğini göstereceği şeyi, mirajı, serabıyla yaşıyor yatırımcı. Böyle bir dünya yok. Neden yok? Çünkü ister ereğli olsun, ister pamuk piyasası olsun, ister altın piyasası olsun, ister Bitcoin olsun, ister dolar euro olsun. Piyasa dediğiniz şey orada milyonlarca insanın devamlı bir şeyleri alıp sattığı, kimisinin uzun vadeli, kimisinin kısa vadeli, kimisinin daha akıllı kurumsal, kimisinin tamamen duygularıyla yoğrulmuş çarpık çırpık davranış biçimleriyle ticaret yaptığı bir yer. Dolayısıyla öyle bir şeyi düşündüğünde, kozmosu düşündüğünde, yatırımcının dışarıdan ister teknik ister temel analiz yaparak o güruhun ne yapmak istediğini veya yarın piyasayı nereye götüreceğini anlamasına imkan yok. Çünkü güruh bilmiyor. Peki ne Anlatabildim. yap, ne yap? Yani Kısa bizim var. ortalama. Temel analizde, teknik analizde boş yere konuşuyor yatırımcılar. Sen eğer, ben 5 sene içerisinde demir çelik sektörünü iyi görüyorum, Ereğli şirketinin bilançosu iyi, dünya konjonktürü iyi, Türkiye'nin ekonomisi, jeopolitik durumu, siyaseti, bilmem nesi iyi deyip de uzun vadeli temel analiz yapıp böyle bir hisse senedi alıyorsan tabii ki haklı çıkacaksın ve burada teknik analizin hiçbir rolü yok. Ama genellikle maalesef teknik analizin kötü bir şanı var. Teknik analiz genellikle kısa vadeli trading için kullanılıyor, işlem yapmak için kullanılıyor. Hiçbir işe de yaramaz. Hiçbir işe de yaramaz. Yani kısa vadede yaramaz. Kısa vadede yaramaz. Araçları var. Teknik analiz araçları ister kısa vadeli ister daha uzun vadeli oyun planını yapmak için kullanılabilir. Teknik analizin bizim kitaplarda okuduğumuz şeylerini, aletlerini kullanarak. Ama eğer yatırımcı teknik analizin bilmem X göstergesinden bir şeyler kesişti, yarın bu yukarı çıkacak diye bir falcılık yapmasını bekliyorsa bence yanılıyor. Hiçbir şey yapmayacak. Çok enteresan bu.
Şimdi de biliyorsun. Yani kitabını yazdım. Ben 4 ciltte teknik analizin niye işlemediğini yazdım. Yani. Ki sen teknik analiz yapan birisin bir taraftan da. Değil mi? Bu işi çok iyi yapmıyorum. Yani. Yapmıyorum. Teknik analiz araçlarını kullanarak oyun planı yapıyorum. Yıllardır yapıp da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok iyi. Yani sen teknik analizdeki almış olduğun verilerle yatırımcı olarak hareket etmiyorsun, fakat o teknik analizle ilgili araçları teknik üzerinde çalışıyor. Olan araçları genelde de bu fiyat hareketidir. Zaten teknik analiz fiyata bakar. Yani temelinde hep fiyatın ne yaptığıyla alakalıdır. O teknik analiz araçlarını kullanarak benim ister kısa ister uzun ister uzun vadeli yatırım stratejimi kuruyorum orada. Bu da bütün hepsinin bazında bizim hiçbir analiz yaparak, özellikle kısa vadede biraz sonra ne olacağı hakkında bir fikir sahibi olmamızın imkanı olmadığı iddiasında. İmkan ihtimal yok. Biraz önce söylediğim gibi 5 senelik bir demir çelik sektörü için ve ülke için ve dünya ekonomisi için veya Orta Doğu için veya Türkiye Cumhuriyeti için bir plan yapıyorsa büyük bir ihtimalle her akıllı insan haklı çıkacaktır. Yani ortada bir sürpriz savaş çıkmazsa, bir atom bombası düşmezse falan, öyle değil mi? Evet. Ama yatırımcının beklentisi böyle değil. Yatırımcı zannediyor ki teknik analizde bir şey kesişecek veya FK oranı onlarda olması gerekirken 3 şahane bir şirket, o patlayacak yani. Böyle olmuyor maalesef. Peki nasıl oluyor? Peki, ben şimdi olmayı çok güzel anlattın. Ne oldu? Yatırım dediğin şey stratejidir. Şimdi dünyanın en güzel işi bu. Yatırım yapmak veya finansal piyasalarda spekülasyon yapmak. Neden dünyanın en güzel işi? Çünkü dünyada havadan para kazanılan, patronun yok, nerede olursan ol, istediğin zaman laptopu kapat çık. Bundan daha güzel bir iş yok. Yeter ki bunu doğru yap. Doğru nasıl yapılacak? Bir, piyasaların biraz sonraki yönünü tahmin etme işine giriyorsan bir kez zaten yanlış birinci dakikadan başlıyor demektir. Doğru olan şey bir oyun planıyla, bir stratejiyle gitmektir. Dünya piyasaları, hangi piyasada olursa olsun, bütün piyasaların tek bir formülü var Taner. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Ne kadar çok risk alırsan, o kadar şahane kazanırsın, o kadar şahane batarsın. Ne kadar az risk alırsan, bu kadar kazanırsın, bu kadar batarsın. Bu riskle mükafat arasındaki ilişkiyi senin lehine kullanabilecek şekilde, bunu ben benim eğitimlerde hep şöyle açıklıyorum. Mesela ben seninle yazı tura oynasam, yazı senin olsun, tura benim olsun. Sen de gayet iyi biliyorsun, ben de gayet iyi biliyorum ki biz bu yazı tura oyununu oynamaya devam edersek ihtimaller %50-50. Boşa oynuyoruz bugün, öyle değil mi? Doğru. Ama de ki ben seni kandırdım. Sen kazandığında hep bana 1 lira vereceksin. Ben kazandığımda sen bana 2,5 lira vereceksin. O zaman hep bana yazmayacak mı bu? Şimdi sen bu oyunun %50-50 olduğunu bildiğin için bunu kabul etmezsin ben sana böyle bir teklif versem. Değil mi? Evet. Ama maalesef güruh ne deneyimi var ne donanımı var ve biraz önce söylediğim gibi ya nasıl olsa ben telefon açıp alabiliyorum ona şey yanılgısı verdiği için, onu da yatırımcı yaptığı için şeyde tırnak içerisinde tecrübeli, donanımlı ve oyun planıyla işe giren insana karşı cüzdanını açmış oluyor. Yani sen bana al Ali, ben sen kazansan sana 2,5 lira vereceğim demiş oluyorsun. Bütün şey oyun planını kurmak ve maalesef sen etrafındaki insanları biliyorsun. Hepimizin etrafında binlerce, gencinden tut yaşlısına kadar, ereğiyle alanda, kripto bilmem ne alanda bir sürü insan var. Sen de tanıyorsun. Sor bakalım kaç tanesi birinci dakikadan 90. dakikaya kadar planını yapmış. Bütün yaptıkları şey ne zaman nerede girmek. Şimdi buradaki anahtar kelime girmek. Girmekle başına bela açtığı nokta. Kimse nasıl çıkacağını planlamıyor orada. İster zararla, ister karla, ister yarı yolda ve çıkınca tekrar geri ne yapacağını. Bunların hiçbir tanesi planı yok. Ben biliyorum çok disiplinli bir insansın. İşine giderken sabahleyin veya başka bir şey yaparken veya bir toplantını yönetecekken bütün her dakikasını planlıyorsun değil mi? Baştan nasıl başlayacak? Böyle olursa ne olur? İşler iyi gitmezse ne yapacağını biliyorsun. Yanlış giderse ne yapacağını, sonuçlanacağını biliyorsun. Sonuçlandığında tekrar nasıl girişeceğini biliyorsun. Yatırımcı bunu yapmıyor ki. Yatırımcı
ben aldım tamam. Ben çünkü defalarca şahit oluyorum. Alan kişi bana soruyor. Mesela Taner bana telefon açıyor. Ali'cim altın aldım diyor. Dedim tamam Taner bravo okey. Ben bilmem. Ben çıkmaz. Peki nerede çıkacaksın dediğimde cevap yok. Çünkü kendisi de bilmek istemiyor o cevabı. Bu alsat yapmak kadar mantıklı. Bu yapay zekala. Stop loss'la yani. Terminolojiye bir düzelteyim istiyorsan. Tamam. Yani derken büyük bir ihtimalle sistematik trading'den veya şimdiki seksi ismiyle algoritmalardan. Evet. Yani formülize edilmiş trading'den bahsediyorsun. Bunun iyi ve kötü tarafları var. Bir kere algoritma biraz önce söylediğim insanın psikolojik çarpıklıklarını kendisini kendisinden kurtaran bir şey olduğu için okey çalışıyorsa eğer. O zaman sen müdahale etmiyorsun ve bilgisayar senin için trade ediyor. Çünkü formülleri, kuralları önceden belirlenmiş. Evet. Buraya kadar okey. Öbür taraftan ben yıllarımı harcadığım için bu işi biliyorum. Algoritmaları geliştirmek yıllar alıyor. Algoritmaların aynı zamanda burada yapay zeka veya öğrenen programların devreye girmesi lazım. Çünkü statik değil. Sen bir formül bulmuyorsun. Unutma ki insanoğlu piyasaların formülünü son 800 bin senedir arıyor. Hiçbir zaman da bulamadılar. Bazı algoritmalar çalışıyorlar. Bazı algoritmalar çalışmıyor. Bazı algoritmalar 1987-1992 arasında çok iyi çalışmış. Kimisi bugün çalışacak. Bunları bilmiyoruz biz. Ve bunlar hep geriye dönük test ediliyor. Test edilmelerinden çıkan sonuçlar ileriye projekte ediliyor. Yani varsayım üzerine varsayım var. Her algoritmanın seni senden kurtardığı için işleyeceğine dair elimizde şu anda iyi bir bilgi yok. Var mıdır şahane işleyen algoritmalar? Vardır. Mutlaka vardır. Yani senin olsaydı eğer böyle bir algoritman zaten bu konuyu açmazdın diye bana. Doğru. Ne tutardın? Bunu. Mutlaka vardır. Ama yani benim bildiğim ben çok vakit harcadım hem yazılımcılarla hem algoritmada piyasanın içini bilen ve her türlü veriyi içine sokmakla. Mükemmel bir formüle ulaşmak çok 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 zor. Kendi kendini adaptif ve devamlı değiştirmesi lazım. Artı bir algoritma yazılırken yazılımcının veya trader'ın şöyle bir şeyi var, takıntısı var. Sen olabilecek her şeyi, her riski o formülün içine koymak istiyorsun. Fine, tamam, peki. Ama bu sana başka bir şey getiriyor, dezavantaj getiriyor. Bir makineye ne kadar parça koyarsan onun çalışmayacağı o kadar ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Evet, yani doğru. Bir kollu tulumba 1000 sene çalışır, sen ona ne kadar vida koyarsan o kadar bozulacağı baştan bellidir. Biz buna bizim jargonda curve fitting diyoruz. Aslında piyasayı alıp senin formülünün içine koyup onu çalıştırmaya çalışıyorsun sen. Doğru. Piyasayı formüle edemezsin. Niye? Çünkü insan. İnsan piyasa dediğin şey. Evet, evet. Şimdi bugün tabi bu pandemiden sonra müthiş, bütün ekonomistler, Atilla Yeşil'e de o yine iş arkadaşım, inanılmaz ekonomist var. Her taraf tahmin eden, işte Selçuk'u var, Atilla'sı evet. var. Evet. Sen çıkıyorsun, bol bol takip ediyorum. Ben bu işler tamamlıyorum. Bu işler tabii belli bir hikaye anlatıyorlar. Yani mesela onları takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki yani şöyle bir belki bu bizi izleyenler belki şöyle bir ilik yapsak. Hangi koku geldiği zaman o borsadan çıkmaz? Yani tek anlamda veya şu anlamda yani hani diyorsun ki herkes giriyor ama çıkma konusunda kimsenin bir planı yok. Taner'cim, ne olursa borsayı terk etmeliyiz. Yani bak, mesela hangi kokuları aldığımız zaman? Doğru olan oyun planıdır. Çünkü kokuyu sen böyle alırsın, ben öyle alırım. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ikimiz de yazın başında bir sürü hisse senedi aldık. Tamam. Her şey çok iyi gidiyor. Şahane. %100, %200 patlıyor, uçuyor, kaçıyoruz. Sen dedin ki ben %60 kâra geçtiğimde elimdekilerin %50'sini satacağım. Geri kalan %40'ı %100'e geldiğinde bir %20'sini daha satacağım. Öbür kalan %20'nin bir %10'unu da şurada satacağım ve şu anda son %10'da bekliyoruz. Sen. Ben de dedim ki Allah kerim gidiyor. Şu anda gidiyor mu? Gidiyor. Ben akıllıymış gibi gözüküyorum. Ama geçen çarşamba bu ne bileyim mahkeme kararının çıkmasıyla falan pek etki yapmadı. Bir anlık bir etki yaptı.
%38 düşseydi bütün her şey, ben diyecektim ki Taner bak ne kadar iyi yapmışsın ya. Ben bütün aldıklarımı geri verdim. Sen hiç olmazsa %60'ını 70'ini kurtar. Bu oyun planıdır. Oyun planı sadece bu. Çünkü oyun planı bak şimdi bir senaryoda sen haklı çıkıyorsun. Öbür senaryoda ben haklı çıkıyorum. Evet. Oyun planı hangi senaryonun gelişeceğini, develop edeceğini göstermez. Oyun planı riskleri hesaba katmıştır. Senin ne kar edebileceğini hesaba katmıştır. Dolayısıyla ne olursa olsun, çünkü bir sürü beklenmeyen var. Yarın bir savaş çıkar. Ne olursa olsun senin oyun planı devreye girecek, seni oradan çıkartacaktır. Orada var o oyun evet. planı. Burada kötü olan oyun planı olmaz. Evet. Çünkü ben oyun planının kesin oraya gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ki. Evet. Bak bir senaryoda sen haklı çıktın, öbür senaryoda ben haklı evet. çıktım. Peki şöyle sorsam, sen eğitim veriyorsun. Eğitime giden çok mutlu oluyorlar. Ne öğretiyorsun orada insanlara? Yani ben senin eğitimine gelsem ne öğrenirim ve bu öğrendiğim şeyi borsa yatırımında nasıl faydaya çevirebilirim? Tamamen oyun planını öğretiyorum. Bütün sadece piyasalar için değil, bütün hayatımızın her en küçük böyle didikleyici detayına kadar her tarafını planlamış olmamız gerektiğini ve dünyada olabilecek her şeyi o oyun planının içerisinde halletmiş olmayı istiyorum. Şimdi piyasalarda çok şanslıyız. Şimdi hayat böyle değil. Ben hayatta her şeyimi planlayamam. Çünkü uçağa binerim, uçakta birisine rastlarım, hayatımı değiştirir. İyi veya kötü. Öyle değil mi? Yani ya hayatımın aşkına rastlarım uçakta, ya beni trilyon kazandıracak bir adama rastlarım, ya uçak düşer. Yani bir sürü şey, alternatifler çok. Borsa çok daha kolay planlamak için. Çünkü borsada fiyatlar ya yukarı gidecek, ya aşağı gidecek, ya en gidecek. Fiyat ne yaparsa benim oyun planım ona hazır. O zaman da bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olmadığı için bizim o kafalarımız karışmıyor ve psikolojimiz devreye girmiyor. Disiplinli davrandığım müddetçe, oyun planına sadık kaldığım müddetçe zaten para kaybetmemize imkan yok. Çünkü kaybeden çok büyük bir nüfus var. Evet. Peki bir şey soracağım. Mesela anlatıyorum eğitimlerde. Şimdi, sağ ol. Biliyorsun aynı anda paramızı Bitcoin'e koyarız, MTI'ye koyarız, dolara koyarız veya herhangi bir borsaya koyarız. Bunu bir portföy yaparken bunu da tavsiye ediyor musun? Yani paramızı değişik enstrümanlara yatırmayı. Arkadaşım çok güzel soru sordun. Aynı. Şimdi senin oğlun kızın gelse 15 yaşında, 25 yaşında neyse. Dese ki babacığım ben bir yerden para kazandım, 20 bin liram var. Ben bununla gidip Zortcoin alacağım dese. Şimdi ben ve sen, seni bildiğim için de gayet iyi söylüyorum. Ben sakın alma demeyiz. Öyle değil mi? Çünkü haklı da çıkabilir, haksız da çıkabilir. Ama söyleyeceğim bir şey var. Alıyorsan ters giderse nerede çıkacaksın, düz giderse nerede çıkacaksın? Bana o sorunun cevabını veriyorsa buyursun. Anlatabiliyor muyum? Bütün insanlar piyasalara girdiğinde ister bu Zortcoin olsun ister Zereyle olsun aynı şekilde giriyorlar. Alacaklar ve fezalara gidecek diye. Evet. Ya o zaman yani mesela bu Bitcoin diyorsun bir ara 70 hatta bir 1 milyonlar olur diye uçuyordu insanlar sonra 18. Yani bu plan olsaydı herkes çıkmıştı. Evet. Bu Bitcoin'in hisseden bir farkı var mı sence yatırım anlamında? risk ve getiri anlamında. Tabii ki var. Şöyle bir şey var. Şimdi Bitcoin daha rüştünü ispatlamış bir şey değil. Şimdi onun arkasında müthiş bir blockchain teknolojisi ve hepimizin çok saygı duyduğu ve dünyayı değiştireceğine her akıllı insanın inandığı bir şey var. Bir konsept var. Ama Bitcoin'in yok. Şimdi Ereğli'nin var. Neden? Orada bir şirket var. Sandalyesi var. Maden çıkartıyor. Bir şehir var. Altın ki benim gördüğüm en absürt aletlerden bir tanesidir ama en azından birkaç tane makinenin içerisinde tel olarak var. Birkaç tane kadının üzerinde kolye olarak var. Yani bir şey var. İşte Bitcoin ne işe yarar? Yemezsin, içemezsin, takamazsın, üstünde oturamazsın. Şimdi bazı coinler öyle değil. Ama
ister regülasyon olsun, ister bu piyasa, konuştuğumuz piyasa 2010, yani daha dünkü çocuk, yani o olgunluğa, o rüştüne ispatlayacak seviyeye gelmedi. Gelmeyecek mi? Bence gelecek. Yani ben müthiş şeyler olacağına inanıyorum. Biraz erken onun için. Her ama pozisyona girdiğinde bir şeye, yine vade öne çıkıyor. Yani sen Ereğli'yi 5 senelik mi alıyorsun, yoksa bugün girip çıkmaya mı alıyorsun? Eğer bugün girip çıkmaya alıyorsan veya bu hafta diyeyim, kısa vadeli, ister Bitcoin al, ister tavşan al, ister Ereğli al, bir şey fark etmiyor. Bir fiyat var, devamlı oynuyor. Onu da oyun planıyla halledebilirsin. Vade. Bu Warren Buffett mesela çok, yani o tip insanların, onlar nasıl plan oyunu kurallarını koyuyorlar? Ya bir kere Warren Buffett'ların vakti geçti. Değer yatırımı, biz hala geçerli olduğu varsayımı üzerine işliyoruz ama değer yatırımı dediğin şey yıllara yayılmış bir şey. Bundan sonraki yıllara yayılacak mı? Yayılabilir. Değer yatırımının çekirdeğini bir safety margin denen bir konsept oluşturuyor. Bu Warren Buffett'ın hocasının, Graham'ların falan getirdiği bir şey. Safety margin dediği şey şirketin değerini, konjonktürü, sektörünü ve yönetimini, hepsini değerlendiriyor ve diyor ki abi bu şirket 5 eder, piyasa 4'e fiyatlamış bunu diyor. Bunu aldığı zaman ve üzerinde yıllarca oturduğu zaman para kazanacağı garanti. Peki garanti, ama şimdi başka bir yere gelelim. Warren Buffett'lar ve onun gibi büyük değer yatırımcıları veya eski dinozorlar diyeyim, Körfez'de petrol kuyuları patlarken BP'ler aldılar. Citibank batmak üzereyken Citibank'lar aldılar. Yıllarca oturdular ve büyük bir ihtimalle para kazandılar. İyi de Taner'cim, senin benim o kadar param yok ve o kadar vaktimiz yok. Yani ben şimdi, bana bir batmış şirket göster. FTX mesela, bu son batan çocuk. Öyle değil mi? Evet. Sıfır değerinde şu anda. De ki çok güzel bir risk ya, çok iyi, ben değer yatırımcıyım, gidip FTX alalım. Şu anda 50 centten alırsın. Bütün paramızı koyalım oraya. Bir, ömrümüz yetmeyecek. İki, 51 cente çıkmayacak. Yani Buffett'ın hikayesini dinlemek kolay. Ya. Buyur sen yap.